Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından telegram grubumuza katılabilir. Abone olun yanındaki zil tuşuna basarak Videolarımızdan anında haberdar olabilir ve de Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte enflasyon üstü büyüyen ve de küçük olan şirketlerden bahsetmek istiyorum. Yani küçükten kastımız tabii ki de ödenmiş sermaye piyasa değeri düşük olan şirketler ve de tabii ki bununla kalmayacağız. Bir de ucuzluğuna bakacağız. Sermaye üstü karlarına bakacağız. Kaldıraç oranı ve halka açıklık oranları gibi durumlarına bakacağız. Yani bu e, burada kıstasımız bizim aslında genel geçer kuralları kurallara göre e, küçük şirketleri ayıklamak. Şimdi burada ne yapacağımızı öncelikle söyleyeyim sizlere. Öncelikle halka açıklık oranına bakacağız ve %50'nin üstünde yüzde %10'un altında olanları eleyeceğiz. Daha sonrasında kaldıraç oranına gelip %50 ve üzerindeki olan şirketleri eleyeceğiz. Ödenmiş sermaye olarak arkadaşlar ben burada 500 milyon TL koydum. Eee sınır siz daha da aşağı çekebilirsiniz. Piyasa değeri olarak da 5 milyar TL koydum. Yani böyle e, bebek şirketleri bulurken e, bu sınırı kendim koydum bu şekilde. Siz dediğim gibi bunu küçültüp artırabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Hisse başı karına geldiğimiz zamansa burada tabii ki de istediğimiz şey sermaye üstü kârlık yapmış olması. FK olarak sınırımızı 10 olarak koydum. Pdd olarak da sınırımızı 5 olarak koydum arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Ve en sonunda burada çıkan şirketleri de e, burada bakın Fintables sitesi var. E, buraya Tamamıyla ücretsiz girebilirsiniz herhangi bir üyelik olmadan e, girip arkadaşlar e, daha sonra buradan e, bütün kalemlerde bürütkar olsun satış olsun esas faaliyet karı net kar e, fabriktür bunların hepsine e, enflasyona göre bakacağız ve enflasyon üstü büyüme olduğu zaman listede tutacağız. Büyüme olmadığı zaman da herhangi birinde listeden atacağız arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık başlamaya başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle halka açıklık oranımız mesela acı seloz %51 bu muhtemelen elenecek. yüzde %50 ve üzerinde olan şirketleri elemek istiyorum. Şimdi burada Atlas, Eyukyo gibi genellikle alt pazar şirketleri çıkıyor. Yani bu listede alt pazar şirketleri de çıkabilir. Onları silmedim. Yani alt pazardır, pöyüptür bu tarz şirketler de çıkabilir burada her şey hazırlıklı şu anda. Yani her şey çıkabilir. Şimdi baktığımız zaman Nogio, Migros, çok Market, %51'lik halka açıklık oranı var. bu listemizde şimdilik bunlar elenmiş oldu. 140 tane şirket. Şimdi bir de son olarak bu kısımda yani halka açıklık oranı düşük olanları eleyelim. Yani burada da tabii ki her türlü spekülasyon dönebildiği için halka açıklık oranı düşük olan şirketlerde yani tabii yönetim tarafında dönebileceği için ben burada kıstası %10 olarak aldım. Şimdi %10'u da şöyle hemen Gelelim baktığımız zaman bakın burada Vakıfbank %9 en sonlar burada Birisa var. Birisa listemizde kalmış oldu. Evet bu şekilde elemlerimizi yaptık. Yaklaşık 170 tane şirketi buradan elemiş olduk. Şimdi kaldıraç oranına gelelim. Kaldıraç oranımızda da %50 ve üzerinde olan şirketleri elemek istiyorum. Burada en üstte e, spor şirketleri çıktı. Çünkü e, zaten %100'ün üzerinde kaldıraç oranı olan şirketlerin bildiğiniz gibi sarmaları negatif oluyor. Şimdi gelelim böyle ee, %50'ye kadar olan kısma şimdi gelelim Uluğun um var diyor boya var böyle böyle gidiyor listemiz ee, yavaş yavaş geliyoruz yaklaşık 150 şirkete geldik şu ana kadar ee, baktığımız zaman bakın burada Alcatel şirketi var 180 tane şirketi de bakın burada elemiş olduk arkadaşlar kaldıraç oranı kısmında Şimdi ödenmiş sermaye kısmına gidelim. Ödenmiş sermaye kısmında da kıstasımız 500 milyon TL'ydi. 500 milyon TL'nin üzerinde ödenmiş sermayesi olan şirketleri elemek istiyorum. Burada biraz daha dediğim gibi bebek şirketleri bulmaya çalışacağız. Şimdi burada 500 milyon TL. Bakın burada zaten 500 olan bir tane şirket. Orada Reis Aşk Gayrimenkul. O listemizde kalıyor. Şimdilik evet burada ee, en son olarak hangi şirket varmış? Galata Wind şirketini burada elemiş olduk. Yaklaşık 20 şirkette buradan elenmiş oldum. Şimdi burada tabii ki e, ödenmiş sermayesinin düşük olması yetmez. Piyasa değerinin de düşük olması gerekiyor. E, mesela Kozaltı'nın ödenmiş sermayesi düşükken piyasa değeri biraz yüksek. Bunlar, yani bu tarz şirketleri elemeye çalışıyoruz bebek şirketleri bulurken. Şimdi burada 5 milyar TL'lik e, sınır koymuştuk. Burada bakın Magen e, 5.084 milyon ile burada e, listemizde elenen son şirket oldu. 14 tane şirketi de burada elemiş olduk. Şimdi tabii ki de e, bebek şirketleri bulurken e, burada kaldıraç onu halka açıklık onu yaptık ama tabii ki bu şirketler kar desin. Yani burada sadece lotu düşük olduğu için piyasa değeri düşük olduğu için listemizde kalmasın. Bundan dolayı da hisse başı kardır, FK'dır, PDD'dir bunları da bakacağız. Şimdi hisse başı karı geldiğimiz zaman Şöyle A'dan Z'ye gelelim. Burada sermaye üstü karlılık arıyoruz. Mesela burada TETMETE şirketi çıkmış. Eksi 6.25 hisse bışık kârı var. Tabii ki böyle bir şirketi istemiyoruz. Biz burada sermaye üstü karlılık yapabilen şirketleri istiyoruz. Burada baktığımız zaman burada bakın Elite'nin 1 olduğunu görüyoruz. Yani tam sermayenin üstüne çıkanmış. Yani sermaye ile eşit diyebiliriz. Elite'yi burada atalım. Yaklaşık 30 küsür şirkette burada elenmiş oldum. Şimdi FK'ya bakalım. FK'da da sınırımız 10'du. Onun üzerinde olan şirketleri de hemen burada eleyelim. Tabi burada ucuzluk söz konusu iyi kar ediyor diye de pahalı olan şirketler de tehlikeli olabilir. Şimdi ben burada baktığım zaman bakın sayaz 10.62 FK'sı var. Burada sınırımızın üstünde kalmış. O yüzden sayısı da elemek zorundayım. Şimdi DD'ye gelelim. PwDD'de de sınırımız 5'ti. Hemen 5'in üzerinde yer alan şirketleri de elemek istiyorum. Evet şimdi Şöyle gelelim tekrardan. PD dediğimiz zaman 5'in sıralayalım ve baktığımız zaman arkadaşlar burada 554 ile bir tane şirket var zaten. O da Alka yani Arkim Kağıt. Evet Arkim Kağıt da bu listeden elemiş olduk. Şöyle biraz e, küçültelim ekranımızı ve listedeki şirketlerimize bakalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar biraz e, fazla küçülttük ama evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada yaklaşık olarak e, 38 tane şirketimiz kalmış. Şöyle e, bunları teker teker bakalım. Yani bakalım derken e, enflasyon durumuna bakalım. Yani son bilançoya göre enflasyon üstü e, kalemlerini artırabilmiş mi? Onlara bakacağız. Öncelikle bakın alfabetik sıraya göre gidelim. E, baktığımız zaman burada Alarko gayrimenkul var. Hemen buradan gelelim. Fintables'a alarka gayrimenkulü yazalım. Baktığımız zaman satışlarımız gayet güzel artmış. Brüt kar yine güzel artmış. bakın faaliyet karının düştüğünü görüyoruz. Mesela faaliyet karının çok önemli olduğunu çok özellikle söylüyorum. Faaliyet karının düşmesi bu şirketin elenmesine sebep oldu. Şimdi Arkim'e gelmek istiyorum. Arkim'e bakalım. Şimdi Arkime baktığımız zamansa e, net dönem karıdır, fabriktir. Yani bütün kalemlerde gayet güzel artışlar var. Yani %73 şu an TÜİK'in enflasyonu ona göre baktığımız zaman bütün kalemlerde e, %73'ün üzerinde e, artış olduğunu görebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi an gene bakalım. Şimdi böyle tek tek hepsine bakacağız arkadaşlar. Şimdi Angen'e baktığımız zaman satışlarımız bakın %50 civarında artmış. Yani %70'i yakalayamamış. Ee, baktığımız zaman öyle çok %70'in üzerinde artan bir tek net dönem karı var. Ee, bu da tabii ki istemediğimiz bir şey. Yani biz hepsini birden artsın istiyoruz. O yüzden Anatolia gene de burada elemek istiyorum. Şimdi Arsan'a bakalım. Şimdi Arsan'a baktığımız zaman zaten direkt faaliyet karının 19 milyondan 7 milyona düştüğünü görüyoruz. Direkt bu şirketi eleyebiliriz. Şimdi Atex'e bakmak istiyorum. Şimdi Atex'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada faaliyet karını yine 7 milyondan 10 milyona çıktığını görüyoruz. Yani %50 civarında bir artış var. Yine %70'leri yakalayamamış. Bu yüzden Atex'i de elemek istiyorum. Şimdi bilici yatırıma girelim. Bilici yatırıma da baktığımız zaman Evet hemen yazalım şöyle. Bilici yatırıma baktığımız zaman satışlar gayet güzel artmış. Brüt kar gayet güzel artmış. Yani iki kattan fazla faaliyet karı da yine gayet güzel artmış. Far de yine gayet güzel artmış. Net dönem karı da yine gayet güzel bir şekilde artmış. Bu yüzden bununla bir sıkıntı yok. Burada baktığımız şey de arkadaşlar 2021'in ilk çeyrek bilançosu ile 2022'nin ilk çeyrek bilançosunun çeyreksel bazı kıyaslaması. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki de burada... Senelik enflasyon %70 küsur olduğu için %73'ün üzerinde bir büyüme istiyoruz. Şimdi Cemtaş'a baktığımız zaman e, bir sonraki şirketimiz. Satışlarımız gayet güzel artmış. 292'den 770. Brüt kar yine 60'dan 301'e gelmiş. Faaliyet karı 46'dan 294. 6 katlık bir artış var gayet güzel. E, Fava'ya baktığımız zaman 49'dan 278. E, net dönem karı da yine gayet güzel bir şekilde artmış. Cemtaş da gayet gü güzel büyüyen şirketlerden bir tanesi. Şimdi dinamik ısıya bakalım. Şimdi dinamik kısaya baktığımız zaman satışlarımız yaklaşık 2 iki kat, iki kat artmış. Ee, bir sıkıntı yok. Brüt karımız gayet güzel bir şekilde artmış. 2.88'den 12.79'a. Esas faaliyet karımız negatiften pozitife gelmiş. Gayet güzel. Fava'ya baktığımız zaman ise 1.4'den 10.2 milyona gelmiş. Bu anlamda da başarılı. Net dönem karına baktığımız zaman ise 4.8'den 9.9'a geldiğini görüyoruz. Yani bütün kalemlerde %73 üzerinde bir artış olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir sonraki şirketimiz e -Data. Hemen e da bakalım. Şimdi e baktığımız zaman satışlarımız 2 kattan fazla artmış. Ürün karımız 3 katı yakın artmış. Esas faaliyet karımız yine 2,5 kat civarında artış yakalamış. Gayet güzel. Fabriklerimiz 4 katı yakın artmış. 3,5-4 arası net dönem karı da 2,5 katlık bir artış var. Yine gayet güzel. Şimdi Ege Seremi'ye bakmak istiyorum. Hemen Ege de bakalım. Şimdi Ege baktığımız zaman satışlarımız gayet güzel bir şekilde artmış. E, brüt kârımız yine 51'den 146 bu da güzel. Esas faaliyet kârımız 38'den 116 bu anlamda da gayet güzel. E, Fabrikal net dönem kardır. yine bakın aşağı yukarı aynı şekilde arttığı için e, bu şirkette de bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi SN'e bakalım. Şimdi SN'e baktığımız zaman satışlarımız 40'dan 109'a gelmiş gayet güzel. Eee brüt karımız yine gayet güzel artmış diyeceğim ama burada bakın bir miktar azalma var. E, yani azalma dediğim şöyle. Hemen hesap makinesini açalım 33039 böyle diyelim 24 925 baktığımız zaman bakın yüzde 32'lik bir artış olduğunu görüyoruz yani burada e, enflasyon üzerine çıkmayı başaramamış bir kâr anlamında e, bir de net kârımız tabii ki bakın 586'dan 66 milyona düşmüş bunlar tabii ki e, bizim elememiz için yeterli sebepler biz bir tanesinin bile e, enflasyon üzerine olmadığı zaman eliyoruz arkadaşlar bu yaptığımız listede şimdi GEDZ'ye bakalım. Şimdi Gedze'ye baktığımız zaman satışlarımız gayet güzel artmış. Burada bir tık bakın burada esas faaliyet karındaki artış düşük kalmış benim gözüme çarpan kısımda. Hemen onu hesaplayalım 28 759 bölü diyelim 17.873. Şimdi bunu yaptığımız zaman bakın %60'larda kaldığını görüyoruz. Ne yazık ki bu şirketi de elemek istiyorum. Gedze'yi de eleyelim. Şimdi gelecek varlık yönetim var. Gelecek varlık yönetimde arkadaşlar yeni arzı olduğu için e, onu Halkbank skor karttan bakacağım. Hemen Halkbank'tan bakalım. Şimdi şöyle yazalım ge şöyle girelim arkadaşlar Halkbank skor karta. Gelecek varlık yönetimde e, bildiğiniz gibi bir varlık yönetim şirketi yani adından anlaşılacağı üzere ve çok da aslında gitmedi. Yani grafik olarak da çok fazla gitmedi ama tabii ki biz burada büyümelerine bakmamız gerekiyor. Evet, bir türlü çıkmadı. Evet gelecek varlık yönetime de hemen bakalım. Evet gelecek varlık yönetime de baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada e, tabii ki satış bakmak çok mantıklı değil bu tarz şirketlerde net kâra bakmamız gerekiyor. Net kârda bakın 50 milyondan e, 79 milyona çıkmış. Yani burada %50 civarında bir artış var ne yazık ki bu şirketi de elemek istiyorum. Yani e, bu tarz şirketlerde arkadaşlar esas faaliyet karlıdır. Net kar bakmanız daha mantıklı olacak. Yani şirketin kendi işinden yaptığı e, karlar bizim için önemli. Şimdi bir sonraki şirketimiz Gözde. Hemen Gözde'ye de gelelim bakalım. Şimdi Gözde'de de aynı şekilde satış falan bakmak mantıksız. Burada esas faaliyet kârımız bakın negatiftir. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Net dönem karda negatife dönmüş. Bunlar istenilmeyen şeyler. E, Gözde'yi de buradan silelim bu listeden. Şimdi GSD Denizciliğe bakalım. Şimdi GSD denizciliğin bakın satışlarımız 22'den 62'ye çıkmış gayet güzel. Brüt karımız 8'den 37'ye çıkmış gayet güzel. Esas faaliyet karımız da 8'den 38'e çıkmış gayet güzel. Fabrikler de yine e, net dönem karı da yine gayet güzel bir şekilde artmış. Bu şirkette bir sıkıntı yok. Şimdi Inveo'ya bakalım. Hemen İnveo'ya da. Bakalım arkadaşlar. Şimdi invey'e baktığımız zaman bakın satıştır, brüt kârdır, esas faaliyet kârından bütün kalemlerde düşüş olduğunu görebiliyoruz net dönem karı dışındaki. Bu yüzden bu şirketi de elemek istiyorum. Şimdi kale kime bakalım? Şimdi kale -Kime baktığımız zaman satışlarımız iki kattan fazla artmış. Brüt karımız iki buçuk kat civarında artmış. Gayet güzel. Esas faaliyet karı üç kat, üç, üç dört kat arasında bir artış var. Gayet güzel. Favekler de yine e, güzel bir şekilde artmış. Net dönem karı da gayet güzel bir şekilde artmış. Yani bu şirkete de sıkıntımız yok. Şimdi Konya kağıda bakalım. Evet Konya kağıt da yine e, iyi giden hisselerimizden bir tanesiydi. Konya kağıtında yine satışlara bakın. 3 kata 3-4 kat arası Artmış brüt karımız çok güzel artmış 25 milyondan 180 milyona gelmiş. Esas faaliyet karımız da yine gayet güzel artmış. 18'den 157'ye gelmiş. FAVÖK'ler 14'ten 159'a gelmiş. Gayet güzel. Net dönem karı da 20 milyondan 143 milyona gelmiş. Artışlarda bir sıkıntı yok. Şimdi Kütahya şekeri bakmak istiyorum. Şimdi Kütahya şekere baktığımız zaman 45 milyondan 177 milyona gelen bir satış var. Gayet güzel. Brüt karımız 7 küsürlerden 105 milyona gelmiş. Gayet güzel. Esas faaliyet karımız 6 milyondan 100 milyona gelmiş. Gayet güzel. Fabriklere baktığımız zamansa 3 milyondan 100 milyona gelmiş. Bu anlamda da gayet güzel. Net dönem karımız da 15'ten 95'e gelmiş. Yani her anlamda gayet güzel büyümüş. Şimdi Mediterra'ya bakalım hemen. Şimdi Meditara'ya baktığımız zamansa bakın 73 milyondan 167 milyona gelmiş. Gayet güzel. Brüt karımız da yine 27'den 82'ye gelmiş. Güzel diyebiliriz buna da. Esas faaliyet karımız 9 milyondan 54 milyona, FAVÖK'lerimiz 13'ten 57 milyona, net dönem karı da 11 milyondan 70 milyona artmış. Yani her anlamda gayet güzel bir şekilde büyümüş. Şimdi Mercan Kimya'ya bakalım. Şimdi Mercan kima'ya baktığımız zaman satışlarımız bakın 116 milyondan 265 milyona, brüt kârımız 22 milyondan 80 milyona, esas faaliyet kârımız 23'ten 55'e, FAVÖK'lerimiz 13 milyondan 61 milyona gelmiş. E, net dönem kârı da 13 milyondan 42 milyona gelmiş. Eee büyümelerinde yine bir sıkıntı görmedim. Yani hepsi %70'in üzerinde. Şimdi MSG'ye O'ya bakalım. Mistral Gayrimenkul. Şimdi Mistral Gayrimenkule baktığımız zaman satışlarımız 2 3 kat arasında bir artış var gayet güzel. Brüt karımız 10 milyondan 25 milyona gelmiş. 2,5 katlık bir artış. Faaliyet karımız 15 milyondan 24 küsur milyona gelmiş. Hemen hesap makinesiyle hesaplayalım. Yüzde kaç çıkacak? E, 24,564 bölü diyelim 15 509 yaptığımız zaman bakın %58'lik bir e, artış olduğunu görüyoruz. Esat faaliyet karı anlamında. E, bu yüzden yetersiz kaldığını söyleyebiliriz burada. E, bu yüzden bu şirketi de eleyelim. Mistral gayrimenkul. Şimdi orgeye bakalım. Şimdi orgeye baktığımız zaman bakın satışlarımız 35'ten 147'ye gelmiş 4 katlık bir artış. Brüt karımız 9 milyondan 61 milyona gelmiş yani yaklaşık 7 kata yakın bir artış var. Esas faaliyet karımız 7 küsür milyondan 50 milyona gelmiş. Burada 7 kata yakın bir artış da burada var. Fabriklerimiz 7 küsür milyondan 58 milyona gelmiş. Net dönem karımız da 9 milyondan 40 milyona gelmiş. Gayet güzel artışlar var orge tarafından. Şimdi özdereci gayrimenkule bakalım. Şimdi özdereci gayrimenkule baktığımız zamansa bakın satışlarımız zaten %20 %30 arasında bir artış var. Evet, direkt zaten buradan gidiyor diyebiliriz. Ee, bu yüzden ÖzGEO'yu burada elemek istiyorum. Şimdi Pagyo'ya bakalım. Şimdi Pagyo'ya baktığımız zamansa e, burada satışlarımız 12 milyondan 30 milyon artmış. Gayet güzel. Brüt karımız 8 milyondan 21 milyona artmış. Bu anlamda da yine gayet güzel. Esas faaliyet karımız bakın 7 milyondan 20 milyona gelmiş. Gayet başarılı diyebiliriz yine. Favöklere baktığımız zaman 7 milyondan 19 milyona gelmiş. Gayet güzel. Net dönem karımız da 7 milyondan 21 milyona gelmiş. Gayet güzel artışlar bunlar. Şimdi Petun'a bakalım listemiz yavaş yavaş sona doğru geliyor arkadaşlar şimdi Petun'a baktığımız zaman bakın burada satışlarımız 219'dan 393'e gelmiş gayet güzel ama burada bakın şurada hemen benim dikkatimi çekti esas faaliyet karımızda bir azalma var bu tabii ki istemediğimiz bir durum hemen bunu eleyelim arkadaşlar şimdi bir sonraki şirketimiz Pınar Süt hemen Pınar Süt'e bakalım şimdi Pınar Süt'te satışlarımız iki katına gelmiş gayet güzel e, brüt kâra baktığımız zaman yine iki kata yakın bir artış var. Biraz daha fazlası hatta. Bu anlamda da yine başarılı. Esas faaliyet kârımız 45 milyondan 117 milyona gelmiş. Bu anlamda da yine gayet başarılı. Fabriklerimiz 3 kata yakın bir artış var. E, net dönem kârında da 2,5 e, katlık bir artış var diyebiliriz. Gayet başarılı. Şimdi e, park madenciliğe bakalım. Şimdi park madenciliğe baktığımız zaman arkadaşlar. E, burada bakın net dönem kârında... Artışın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Yani 47 milyondan 51 milyona gelmiş. Bu yüzden park madenciliği de elemek istiyorum. Şimdi Reysaj Gayrimenkul'e bakalım. Şimdi reysaç gayrimenkul'e baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada e, artışların aslında hepsinde bir artış var ama biri yeterli olmadığını görebiliyoruz. Yani Mesela arkadaşlar bakın şurada 71 milyondan 110 milyona gelmiş. Yani burada %50'ye yakın bir artış var. E, hiçbirisi enflasyon üzerinde değil artışların ne yazık ki. Net dönem kârına tabii negatiften pozitif gelmesi güzel ama enflasyona göre artışların yetersiz olduğunu söyleyebiliriz e, bu videoya göre. Evet bunu da o yüzden silmek istiyorum. Şimdi sumasa bakalım. Şimdi Sumas'a baktığımız zaman bakın 2021'in son çeyreğine göre bizi değerlendirme sokuyor. Yani burada e, ne yazık ki tam şey alamıyoruz. Yani son bilanço açıklanmadığı için. O yüzden ben hiç riske girmeden bunu elemek istiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Muhtemelen pöyüp ya da yip hisselerinden bir tanesidir. Yani alt pazarda her çeyrek açıkladığını görürüz ama e, bu iki pazarda genellikle iki yani bir yarıda açıklanıyor. Bir de yıl sonunda bilançolar açıklanıyor. Şimdi bir sonraki şirketimiz Tatkıdağ'a bakalım. Hemen tat e, enflasyona göre durumuna bakalım. Şimdi satışlarımız iki kattan fazla gayet güzel artmış. Brüt karımız da yine 3 kata, üç kat civarında artmış. Esas faaliyet karımız 3-3,5 üç, üç kat arası artmış. E, Fabriklerimiz 27'den 84 yine 3 kat civarında bir artış var. Net dönem karı da bakın net dönem karı burada ne yazık ki artmamış. Bundan dolayı bu şirketi elemek istiyorum. Yani net dönem karına kadar her şey gayet güzel bir şekilde artmaya devam ediyordu. Şimdi TDGYO'ya bakalım. Evet. Tdgu'ya baktığımız zaman bakın burada faaliyet karının negatif olduğunu görüyoruz. Brüt karının da negatif olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ki de istenilmeyen şeyler. O yüzden Tdgu'yu direkt eleyelim arkadaşlar listeden. Şimdi bir sonraki şirketimiz burada Tezol. Hemen Tezol'e de bakalım. Hızlı hızlı. Şimdi Tezol'e baktığımız zaman satışlarımız gayet güzel artmış. Brüt karımız yine gayet güzel bir şekilde artmış. Esas faaliyet karımız sanki yeterince iyi artmamış. Hemen hesap makinesini açalım 42271 böyle diyelim 29569 yaptığımız zaman bakın yüzde 42'lik bir artış olduğunu görüyoruz Bu da tabii ki enflasyonun altında bu yüzden tezolide burada elemek istiyorum şimdi bir sonraki şirketimiz TRCAS hemen TRCAS'a da bakalım şimdi TRCAS'a baktığımız zaman satışlı kar yok bile yani bunlar tabii ki istenilmeyen şeyler ve zaten faaliyet karımız son çeyrekte negatif gelmiş direkt bu şirketi eleyelim arkadaşlar Şimdi burada biz e, bir sonraki şirketimiz Tukaş. Hemen Tukaş'a da bakalım. Şimdi Tukaş'a baktığımız zaman bakın satışlarımız 177 milyondan 642'ye gelmiş gayet güzel. Brüt karımız 35 milyondan 290'a gelmiş gayet güzel. Esas faaliyet karımız 20 milyondan 269 milyona gelmiş gayet güzel artışlar bunlar. Fabriklerde de yine 26 milyondan 262 milyona 10 kat civarında bir artış var. Net dönem karı da yine inanılmaz bir şekilde artmış. 9 milyondan 243 milyona gelmiş durumda gayet güzel diyebiliriz. Şimdi Ütopya'ya bakalım. Şimdi Ütopya'ya baktığımız zaman arkadaşlar direkt bakın gözme gözüme çarpan ilk şey burada. Benim esas faaliyet karı oldu. Baktığınız zaman 246 milyondan 3 küsür milyona geldiğini görüyoruz. İnanılmaz fazla bir düşüş var. bu yüzden bu şirket direkt elemek istiyorum. Evet şimdi Ütopya'dan sonraki son şirketimiz Vertu. Şimdi Vertu'yu da hemen bakalım. Şimdi VARTA'ya baktığımız zaman zaten bu tarz şirketlerde satıştır. Onlara bakmak mantıksız. Esas faaliyet karı ve net kar bakmak yeterli olacaktır. Ama ikisinde de ne yazık ki çeyreksel bazı baktığımız zaman düşüşler var. E, o yüzden bu şirketi e, de elemek istiyorum. Evet şimdi e, listemize şöyle bakalım arkadaşlar hangi şirketlerimiz kalmış. E, ben tekrardan sayayım sizlere. Arkim Kimya var, Bilici Yatırım var, Cemtaş var, Dinamik Isı var, E-Data var, Ege Seramik, GSD Denizcilik, Kale Kim, Konya Kağıt. Kütahya Şeker, Meditera, Mercan Kimya, Orge, Pagio, Pınar Süt ve Tukaş'tan oluşan bir listemiz var. 16 tane şirketimiz listemizde kalmış oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan önce hemen hatırlatmalarım ve uyarımı yapmak istiyorum. Uyarı olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar öncelikle. Ya sadece bir yaptığımız bu çalışmayla arkadaşlar şirketin iyi ya da kötü olduğu belli olmaz. Mesela çarpanlara göre eledik ama belki de çarpanlara göre fiyatlanmıyordur bazı şirketler. Her şey çarpandan ibaret değil yani temel Bunu söylemek istiyorum. Ee, onun dışında sadece e, halka açıklık oranı kaldıraç oranı Gerçi halka açıklık onun önemli ama kaldıraç oranı kısmında şöyle bir şey söyleyeyim. İştirak şirketlerinde kaldıraç oranı fazla olabiliyor. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Twitter'da yavaş yavaş aktif olmaya başlıyoruz. Twitter'dan bizi takip ederseniz daha güzel bir etkileşim yakalayabiliriz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.